en ünlü teknik adam olarak lanse edilen Ivic'i acaba Moşe mi yedi yoksa Alişen mi? Tam olarak açıklığa kavuşmadı. Ama Fenerbahçe Moşe'nin transferinden de vazgeçti. Beşiktaş konusu hala kovalıyor. Galatasaray Matheus'la hala randevulaşıyor. Ama ortada somut bir gelişme olmadı. Küçük Orhan'sa Trabzonspor'dan koptu ve Beşiktaşlı oldu. Hakan veda turlarını sürdürüyor. Bir başka Galatasaraylı Kubilay ise İsviçre milli takımı kadrosuna dahil edildi. Kubilay, milli formaya İsveç maçında İsviçre formasıyla da hizmet edebilir. Basketbol dünyasında da milli takımımızın başarılarıyla mutlu olduk. Ama basketbol dünyasında olaylı transferler ve istifaları da dikkat ve endişeyle izledik. Programımız akışında basketbol yine gündeme gelecek. Evet, geçen hafta Türkiye'de bunlar konuşuldu ve program içinde bu konulara değineceğiz. Şimdi milli takımla başlamak istiyoruz. Milli takımımız zaferden zafere koşuyor. Eşleriyle hem tatil hem de kamp yapan millilerimiz bütün bir sezonun yorgunluğuna rağmen diri görünüyorlar. Ön direkte eseri dönüştürmek görüntüde. Kale içine konan file dibi kamerada. Tehlikeli bir pozisyon ve şimdi top dışarıya çıkıyor. Out. Fraser, Onger uzaktan vuracak. Sert vuruş ve dışarı çıkıyor top. Çok tehlikeli bir vuruştu. Ömer yok. Onun yerinde Fenerbahçe'ye gelen Gaziantep'ten Mustafa var. Bu arada Kanada'da ikinci yarıya başladı. Şimdi top kullanılıyor. Üç oyuncu birden geldiler. Tehlikeli. Samuel ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Bu kadar büyük bir hata defansta. Ortaya çevrilen bir top. Çok güzel. Ceza sahası. Gol durumunda. Şut dışarıya. Dışarıya. Bunu da o gün kaçırıyor. Uzak noktaya. Sergen. Sert vuruş. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Harika gollerden biri daha sevgili seyirciler. Göstere göstere. Sergen mükemmel vuruyor. Kaleci bakıyor. Herkes bakıyor. Ve Sergen'in bu golüyle 68. dakikada milli takım 1-0'a geçiyor. Amin'in pası güzel yer. Sergen sol tarafta iki oyuncu. Arka tarafa offside yok. O gün gole gidiyor. O gün vuruyor. O gün ikinci golü atıyor. Türkiye 2, Kanada 0. Evet sevgili seyirciler, bir güzel pasta. O gün sol çaprazda bomboş kaldı. Aynı İsviçre maçındaki rahatlıkla ve soğukkanlılıkla vurdu. Nefis bir pas, bir kafa kontrolü ve çaprazdan güzel bir vuruş. Ve bu maçı da milli takımımız kazanmak üzere. İşte üçüncü gol şansı, ceza sahası, şut ve gol. Bu sefer Ertuğrul yine skoru ilan eden gol mu oluyor? Ertuğrul durumu 3-0 yapan gol atıyor. Evet, milli takımımızdan birbirinden güzel 3 gol. Milli takımımız yarın akşam Honduras'la karşılaşıyor. Bu maçı 20.30'dan itibaren Cine5'ten naklen izleyebilirsiniz. Daha sonra da saat 22'de Show TV'de bu maç banttan yayınlanacak. Hemen Ceylan Saner'e dönüyorum. Futbolla aranız nasıl? Vallahi açıkçası futbol seyretmeyi sevmiyorum. Fakat futbolu seyredenleri seyretmeyi çok seviyorum. Çünkü çok güzel, çok komik anlar yakalıyorum insanların suratlarında, ifadelerinde, hareketlerinde. Benim için eğlenceli oluyor onları seyretmek. Ailenizde var mı futbol meraklısı? Evet, babam. Babam deli gibi seyretmekte ve çok heyecanlı seyrediyor, yaşıyor seyrederken. Onu seyrederken çok hoşuma gidiyor. Peki milli takımın maçlarını izleme fırsatı bulamadınız herhalde. Yok, çok hayır. Yoğun bir tempodasınız. Biz bu aralar bayağı yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Pek fazla televizyon seyredemiyorum maalesef. Doğan Hakemez de yoğun bir tempoda ama o sanıyorum ki maçları izleme fırsatını bulabildi. Oldukça buluyorum. Milli takımda muazzam bir ilerleme görülüyor. Kesinlikle iyi bir arkadaşlık ve hava kurulmuş vaziyette ama bu son gelişmeler, federasyon istifasıyla Fatih Terim'in istifası acaba ne kadar olumlu veya olumsuz etkileyecek göreceğiz. Evet, zamanlaması biraz kötü oldu. Evet sevgili deparcılar, transfer futbolda devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe Futbol Şubesi sorumlusu Şadan Kalkavan şu ana kadar Fenerbahçe'de gerçekleşen transferleri bizler için özetliyor. Fenerbahçe iş transferini noktalamış durumdadır. İş bünyede bütün futbolcularla anlaşmıştır. Dış transferlerde de bir libero ve bir de santrafor almayı hedefliyoruz. Onu da en kısa zamanda inşallah Fenerbahçe'ye layık
olan bir yabancı stoper, libero ve santrforu getireceğiz. Bunda hiç kimsenin endişesi olmasın. Taraftarlarımız sabırsızlık yapmasın, sabırla beklesinler. Biz önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için her türlü maddi manevi imkanlarımızı seferber edeceğiz. Önümüzdeki haftanın ortalarına doğru hoca problemimizi de halletmiş olacağız. İlişte aradığımızı bulamadık. İyi ki daha ileriki dönemlerde böyle bir ayrılmayı kafasına daha evvelden koymuş. Biz de erken farkına vardık ve inşallah yeni hocamızla bu yıl şampiyonluğa ulaşacağız. Evet, Fenerbahçe'de durum böyle. Şampiyon Beşiktaş transferde Fenerbahçe kadar aktif değil. Ferhat Özgen, Kara Kartalların transferlerini bizim için anlatıyor. Şimdi Trabzonsporlu Orhan, hocamızın istediği futbolculardan bir tanesiydi. Biz bu istek doğrultusunda kendisini kadromuza dahil ettik. Hayırlısıyla hani iyi bir performans gösterir, Beşiktaş takımına yararlı olur. İç transferde en büyük problem Sergen ve Alpay'da olarak gözüküyordu ama kolay oldu transferleri. Şimdi bizim iç transferde her sene bizim futbolcular için çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bu geçmişte de bu böyle oldu. Tabii yapılması da hani doğaldır. Çünkü Türkiye'nin topçularına sahip, futbolcularına sahip kulüp biziz. Şimdi bu senede Sergen ve Alpay üzerinde büyük spekülasyonlar yapıldı. Ama biz hani biliyorduk ki, onlar da biliyorlardı ki kendileriyle anlaşacağız. Çünkü bugüne kadar Beşiktaş takımından hiçbir futbolcu başka bir kulübe gitmemiştir. Şener gelmiştir, düşündüğü rakamı söylemiştir. Biz de yönetim kurulunun bize vermiş olduğu, bizi yetkili kıldığı rakamları söylemişizdir. Çok çabuk da anlaşmışızdır. Küçük Metin için de aynı şey geçerli. Yani o da aşırı bir anormal taleplerde bulunmamıştır. Beşiktaş'ta zaten en büyük ideali Beşiktaş'ta kalmaktı. Bizim de arzumuz oydu. Anlaştık. Zengin ve geniş kadroya sahip Galatasaray büyük ölçüde iç transferi halletti. Doğan Hasol'dan transfer gelişmelerini öğreniyoruz. Şu anda iç transfer konumuz pek fazla yok. Zaten biliyorsunuz Galatasaray'ın geçen dönemde oldukça kalabalık bir futbol kadrosu vardı. Şu anda o kadroyu biz yeterli görüyoruz. İçeriden önemli bir transfer zaten şu aşamada düşünmüyoruz. Dış transferlerimiz var. Taraftarlarımıza sanıyorum ki önümüzdeki haftanın sonlarına doğru müjdeli haberlerimiz olabilir. Mateus'un sorunu bonservisini ele geçirmekti. Yahut da kendisi sürekli oynayacağı garantisini almak istiyordu Bayern Münih'ten. Kendi sorunları vardı zannediyorum. Kararına kendi sorunları etkili oldu. Galatasaray yalnızca isim olsun diye oyuncu aramıyor tabii. Kaliteli oyuncular arıyor. Bir de çok kaliteli oyuncular olabilir ama Galatasaray'a gerekli olan oyuncular olmayabilir. Şu anda bizim arayışımız bir savunma oyuncusu, bir orta saha oyuncusu, özellikle libero oyun kurucu, bir de forvet oyuncusu şeklinde. Evet, Galatasaray'da durum böyle. Hemen bir Galatasaraylı'ya dönüyorum. Nasıl buluyorsun Galatasaray'ın durumunu? Önümüzdeki sezon için beklentilerin ne Galatasaray'dan? Galatasaraylısın değil mi? Galatasaraylıyım. Aslında çok fazla futbol takip etmiyorum yakından. Babam çok koyu Galatasaraylı. Ben de babama destek oluyorum evde. Bu sene biraz şanssız bir dönemiydi Galatasaray'ın ama kadrosu çok iyi ve çok köklü bir aile Galatasaray. O yüzden önümüzdeki sene inşallah daha başarılı olur. Peki transferler, pek transfer yapmadı. Yeterli olacak mı? Kadro yeterli mi? İhtiyaç duysalardı tabii yaparlardı. Ki transfer olur. Demek ki güveniyorlar kendilerine. Politikaya girmeyi düşünmüyorsun. Güzelce. Doğan, sen nasıl buluyorsun üç büyüklerin durumunu futbolda? Fenerbahçe çok iddialı girdi bu işe ama hocasını kaybetti. Önemli bir kayıp mı sence? Çünkü vallahi basında yer alan yazılara göre oyuncular, futbolcular çok memnun olmuş İliç'in gönderilmesinden. Tabii futboldan biz o kadar anlamıyoruz ama yani genel görüşe göre
olayın bu safhada çıkması Fenerbahçe için çok lehine. Çünkü maçlar oynanırken Hırvat Hoca ile bir problem çıksaydı o zaman sezon başladıktan daha zordu. Şimdi Şadan Bey'in dediğine katılıyorum, yani erkenden problemin çözümüne gidiyorlar. Fenerbahçe başa oynayacağı kesin bu sene. Beşiktaş'ın da kadrosu iyi. Zaten o da başa oturmuş oynayacak. Bir Galatasaray geçen sene bir kriz geçirdi bence. Ondan da halleder çünkü kadrosu geniş. Yeni bir antrenörlerle alışma devresi geçirdikten sonra bence çok Trabzonspor da var bu işin içinde. Bence çok zevkli bir dik var. Evet, ben de öyle zannediyorum. Evet sevgili Deparca, isterseniz programımızın bu bölümüne futbol dünyasına esprili bir gözle bakalım. Fenerbahçe dergisinin ödül gecesinde Leyla Tekül tam bir dil cambazıydı. Bugün buraya Sayın Profesör Doktor Kansu Çiller galiba bir mesaj bırakmışlar. Ben de rica ettim, gelmediler ama gelselerdi ne derlerdi diye düşündüm. Herhalde şöyle söyleyecekti. Biz derdi belki, Fener'i yine şampiyon yapacağız, er veya geç bu kupayı kapacağız, olmazsa Fenerbahçe'yi iyi yapacağız, yani gerekirse. Beşiktaşlıymış aslen. Kutluyoruz tabii ki. Neriman Bey'cim bugün Fenerbahçe'yiz. İşte hoşgörü yılında zaten böyle olunur. Böyle olunur. Sarı lacivert giymiş bir Beşiktaşlı'ya Fenerbahçe amblemde nefis bir şey. Bakar mısınız efendim? Neriman'a tekrar verilmiş gibi yapar mısın şöyle? Umarım beyaz ceketleriniz de zaten sararır yakında, giyemeyecek hale gelirsiniz. Efendim siz de Esrah'tan Fenerli misiniz yoksa şeklen mi alıyorsunuz? Bizim evden bakar mısınız? Galatasaraylı yakaladım bir tane. Nasılsınız? İyi misiniz son günler? Son günlerde bayağı iyiyiz. Allah iyiliğinizi daim etsin efendim. Biraz yak. Lütfü Sadıkoğlu. Umarım sadık bir Fenerlidir. Sizi buraya rica edebilir miyiz? Lütfü Sadıkoğlu lütfen lütfedip gelir misiniz? Teşekkür ederim. Şu anda Lütfü Bey olmadığı için ben anlatıyorum. Ha, siz Lütfü Bey değilsiniz. Kimsiniz siz? Ben Ramazan. Ramazan. Aman ne güzel efendim. İnşallah bayramda Fener'in olur seneye. Teşekkürler. Buyurun efendim. Şu da Galatasaraylı mısınız? Bir Galatasaray'ın elinde. Aman ne güzel efendim. Neyse bizim sarı kırmızıya da yerimiz var değil mi? Evet. Hoşgörü yılında. Güle güle kullanın. Saçları sarı, gözleri lacivert. Varsayalım. Evet. Heyecanlı mısınız siz? Bir Galatasaray var. Saçları sarı, gözleri kırmızı. Özür dilerim. Ama yalnız bizim için bakın siz yine lacivert lacivert. Sizi anons ederlerken de iyi bir Fenerbahçeli, gerçek bir Fenerbahçeli diye anons ettiler. Gerçekten Fenerbahçeli misiniz? İnanamazsınız. Ben Galatasaraylı doğdum. 12 yaşımda gerçeği gördüm ve Fenerli oldum. Ve sapına kadar Mektebi Sultanili ve Cimbomlu bir ailenin tek Fenerlisiyim. Şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Türkiye'nin ilk müzikli talk show'unu yapmışım falan. Hiçbiri önemli değil. En büyük yeteneğim benim o aileden Fenerli çıkabilmek. Evet sevgili Deparcılar, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili Deparcılar, tekrar Depar'da birlikteyiz. Futbol Federasyonu'nun hafta içinde istifa etmesi futbolun yönetim kademesini tam bir krize soktu. Yönetim kurulu toplantısından sonra Şenez Erzik şok açıklamayı yaptı. Perşembe günü yaptığı toplantı ardından şok kararı açıklayan Futbol Federasyonu Başkanı Şenez Erzik, genel kurulda gelişen olayları futbolumuzun geleceği açısından endişe verici bulduğunu söyledi. Genel kurul her yıl yapılır. Fakat olağan mali genel kurulu yapılır. Biz göreve geldik, 5 ayda bir ortalama seçim çağrısı içeren genel kurullarla karşılaştık. Biraz evvel söylediğim gibi Demokles kılıcı gibi kafamızda biz sizi göndereceğiz, biz sizi göndereceğiz. Bu nasıl oldu? 68 imza ile oldu. Genel kurul iradesi böyle tecelli etmedi ama üretmek için, Türk futbolu adına üretimde bulunmak için de devamlı hırpalandık. Dolayısıyla bu dönemi geçirirken her şeye rağmen direndik. Fakat son genel kurul, bahsettiğim genel kurul, mücadeleyle, bırakıp gitmeyle ilgisi olmayan bir genel kurul. O genel kurulda bize delegelerden çok
dinleyici kısmında oturtulmuş, kim olduğu belli olmayan kişiler tarafından sözlü saldırılarda bulunuldu. Konuşmamız engellendi. Dolayısıyla bu genel kurulda biz hazin bir tabloyla karşılaştık. Ayrıca delegelerin bazıları, sizler de seyrettiniz, küfürler ettiler televizyonda. Biz bunları hak ettiğimiz inancında değiliz. Biz bunları bizim kadar genel kurulun tümünün de hak ettiği inancında değiliz. Daha ileri gidiyorum, halkımızın da hak ettiği inancında değiliz. Evet sevgili deparcılar, bu konudaki son gelişmelerde spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Şükrü Erdem'in önümüzdeki hafta yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Ve şimdiki konumuz Hakan. Galatasaraylı Hakan, Torino'lu Hakan. Hakan veda turlarına başladı. Hafta içinde basın mensuplarına Sakarya'da Hakan bir yemek verdi. Çarşamba günü Hakan uzun süredir beraber olduğu Galatasaray muhabirlerine bir veda yemeği verdi. Hakan bu yemek için çocukluğunu geçirdiği, futbolu öğrendiği Sakarya'daki yazlıklarını seçmişti. Tüm Sakaryaların ve çevre illerden gelen insanların manzarasından veya suyundan birçok kere istifade ettiği bir göl. Bugün işte kirlenmeye yüz tutmuş bir şekilde. Biz daha önceleri buradan suyumuzu içiyorduk. Şimdi bu suya girmeye bile korkuyoruz. Yani o duruma geldi. Benim ve işte dediğim gibi, temin de anlattığım gibi, hem Sakaryalıların hem bütün çevrelerdeki kişilerin, büyüklerimizden yani bu işle ilgilenebilecek kişilerden bir isteği var. Bunu da göstereceklerine, bu ilgiyi göstereceklerine inanıyoruz. Bu gölü temiz tutmak için gereken her şeyi yapmamız gerekiyor. Biz elimizden geleni kendi bünyemizde yapalım. Onlar da gerekli çalışmaları yapmaya özen göstersinler. Ya bu bizim nacizane bir isteğimiz. İnşallah gerçekleşir. Girmeye ve bu suyu içmeye devam ederiz. Hakan her zamanki esprileriyle etrafına neşe saçtı. Kamera topu. Ben arkadan aldım. Çağrı'da da çok düşündüm ben göbekten. Ama kendini yüzünden. Onu çağırmayıp 5 kişi fazladan çağırabilirim. Hazırlanan yemekler herkesin iştahını kabartırken Hakan yine müziklik peşindeydi. Oturacağız oraya. Oturacağız. Bir şifre kelime söyleyelim. Ben onu söyleyince Adapazarı'nın patatesi ünlü diyeyim mesela. Hep beraber. Hemen hep beraber. Hiç itirazsız yapmayalım. Yani yardım edin. Tutamayız da 2-3 kişi. Güzel hadi arkadaşlar, maçı alacağız. Bir olay var, patates. Hadi bakalım. Bu bana ders olsun diyeceksin. Tamam, bu bana ders olsun. Tamam. Hakan'la çocukluğunu geçirdiği yerde eski günleri konuştuk. Babanlar yönetim kurulu toplantısındayken sitenin öyle doğmuş. Kayı gibi. Buradan aşağıya. Taş maç verişti. Sen de gel lan buraya. Tamam. Hadi abi ya. Ya hadi abi de nasıl oturalım bak. Doğduğun yer. Kımıldamamız lazım. Kımıldamadan güzel bir röportaj yapalım çünkü dengeyi kaybediyoruz. Temel kardeşin de şeye çıkıyor, balığa çıkıyor. Tabi balık esnasında aniden bir fırtına kopuyor. Tekne alabora oluyor falan derken kardeşi suya düşüyor. Temel tabi seyretmekle yetiniyor, hiç oralı bile değil. Neyse çocuk boğuluyor kardeşi. Temel kayıkla kurtuluyor, eve dönüyor. Tabi hiçbir girişinde bulunmadığını bilen babası falan ağıtlar yapıyor bilmem ne derken diyor ki oğlum diyor, senin diyor kardeşin oluyor, neden diyor kurtarmak için teşebbüste bulunmadın diyor. Niye, buna ne gerek vardı falan, işte gitti körpecik evladım falan. Babacım sen bana her zaman demez miydin diyor, Karadeniz'den adam çıkmaz diye. Evet, Hakan'a İtalya'da başarılar diliyoruz. Başarılı olacağını da biliyoruz, sadece futboluyla değil ama içten ve sempatik kişiliğiyle de İtalyanların sevgilisi olacak. Ceylan, Hakan bir Galatasaraylı ve Avrupa'ya gidiyor. Bir Galatasaray taraftarı olarak nasıl yorumluyorsun bu gelişini? Galatasaray için tabii ki çok iyi bir futbolcunun kaybı, fakat bence bu çok gurur verici bir şey. Biraz duygusal değil, daha mantıksal bakarsak, dışarıdaki ülkelerde Türkiye'den birinin yetenekleriyle kendini ispatlayarak orada bizi temsil etmesi çok gururlandırıcı bir şey. Senin mesleğinde dışarıdan iş teklif geldi mi sana? Bana şahsen bir teklif gelmedi, fakat aramızda dışarıdaki ajanslarla bağlantılı olup, hatta şu anda Paris'te mankenlik yapan Türk arkadaşlarım var. Hangi mankenler bunlar? Zor bir soru bu. Hayır. Ebru Ürün var. Ebru Ürün şu anda
Paris'teki bir ajansla çalışıyor. Zaman zaman buraya geliyor. Dışarıda da çalışmaları çok iyi gidiyor. Onun dışında burada çalışıp dışarıyla kontakta olup fakat bir ajansta olmayan, sadece iş için gidip gelen arkadaşlarımız var. Artı biz de Türkiye olarak çok kere dışarıya gidiyoruz. Oradaki defilelerde hep yabancı seyircilerimiz oluyor. Arada sırada ajans sahipleri gelip bizlerle konuşuyor, bir takım diyaloglara giriyor. Fakat tabii bu kolay bir olay değil. Yani hem orada hem burada çalışmak için bir takım şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Ben henüz öyle bir şey yapmaya niyetim yok. Evet. Peki Doğan, basketbolda ne zaman o günleri göreceğiz? Bizim Avrupa'ya oyuncu yolladığımız günleri. Gerçi şimdi Türkiye'de de Türk oyuncular o kadar güzel paralar alıyor ki Avrupa'da belki bu paraları da alamazlar. Şimdi Avrupa, son zamanlarda Türk takımları Avrupa'da çok başarılı oluyorlar. Sanki Avrupa'da oynuyormuş gibiler zaten bizim oyuncular. Aldıkları paralar da yüksek olduğu için bence şu anda önemli değil. Peki NBA? NBA ya da NCAA? NBA çok zor biliyorsun. Yani çok büyük bir çalışma istiyor. Bizim oyuncuların da oralara gidince kuvvetlenmesi gerekiyor. İleriki senelerde olabilir. Ama NCAA olabilir değil NCAA mi? NCAA olabilir. NCAA olabilir. Hatta siz, buradan oyuncu yollanıp... Evet, siz ülkeden ayrılmadan önce bir takım girişimleriniz vardı. Sanıyorum ki Yıldız takımında oynayan... 3 oyuncu yollayacaktı. Benim fikrim öyleydi ama şimdi tabii... Şimdi bakalım ne olacak. Evet sevgili deparcılar, Langırt'ı hepiniz bilirsiniz. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntüler bu sevimli oyuna ilginç bir boyut getirmiş. Langırt, yıllarca dünyanın sevgilisi futbolu 1,5 metrekarelik bir tahta masada insanlara eğlence olarak sundu. Çoğumuz oynadık, gazozunu oynadık, yemeğini oynadık. Canlısını oynamaya ne dersiniz? Tanımayan yaratıcı insan beyni işte bu görüntülerle Langırt'ı türbünlere taşıyor. Avrupa'da böyle bir oyunun canlısı var. Gördün, duydun mu? Gazetede okudum. Güzeldi, bayağı ilginç geldi. Burada iple bağlı bu futbolcular yerinde olsaydın nasıl olurdu bu oyun? Güzel olurdu. Hiç denemediğim şeyi denemiş olurdum. Canlısı mı daha heyecan verici olur yoksa böylesi mi? Vallahi bundan bıktık artık seyrede. Herhalde o çok ilgi alanımıza girer yani. Peki oynamayı düşünür müsün? Düşünürüm, çok zevkli olur, yorucu olurum. Ne kadardır bu oyunu oynuyorsunuz? 5-6 senedir oynuyorum. Bayağı iyisiniz o zaman. Kendi çapımda iyiyim yani. Peki bu oyunda ilginç hareketler var. Tabii. Bunların canlı olduğunda canlı oynanabileceğini düşünüyor musunuz? Güzel olur aslında. Evet, bakalım Langırt'ın bu şekli Türkiye'ye gelecek mi? Evet sevgili deparcılar, bu yıl futbola tatil yok. Milli takımımızın Amerika turnesi devam ederken Bursa Spor Intertoto nedeniyle sezonu şimdiden açmış bulunuyor. Intertoto Kupası hazırlıkları için sezonu erken açan Bursa Spor çalışmalarını Abant'ta sürdürüyor. Yeşil beyazlı futbolcular kurdukları genç kadroyla Avrupa'da başarılı olacaklarına inanıyor. İlk etapta Intertoto olayı var, Wimbledon maçı var. Çok iyi hazırlanıyoruz. Şimdiden Wimbledon'a hazırlıyoruz kendimizi. En iyi şekilde Intertoto'yu bitmek istiyoruz yani. Bu güzel ortamda, bu Abant'taki güzel ortamda yeni takım arkadaşlarınızla uyum nasıl takımda? Bizim geçen sene de arkadaşlık çok iyi. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Çünkü yani başarıyı elde etmek için arkadaşlık çok iyi olması gerekiyor. Bizim takımda o var. Gençler de işte büyükler birbirine iyi kanaşıyor. Arkadaşlık gayet iyi gidiyor yani burada. Vallahi takımımızın kadrosu genç bir kadro. Bu genç kadroya iyi ilaveler olduğu kanısındayım. Bildiğiniz gibi bu Intertoto için sezonu erken açtık. Ve ilk maça kadar çok iyi bir form grafiği yakalayacağımıza inanıyorum. Amacımız ilk turu geçmek. Zor da olsa bu ilk turu geçmek istiyoruz. Ondan sonra diğer turlara bakacağız. Peki bu kamp dönemi için burada ne diyeceksiniz? Burada ortam nasıl? Ortam çok güzel. Yani doğa harikası bir yer. Ve çalışmalarımız da çok iyi gidiyor. İnşallah en iyi, en formlu şekilde Bursa'ya döneceğiz. Bu sene UEFA'nın yeni çıkarmış olduğu bir kupaya katıldık. Hedefimiz inşallah bu maçları başarıyla geçip UEFA kupasına katılmak. Rakiplerimiz de çok zor değil. Bir zorlu olarak İngiliz takımı var ama İngiliz takımında ben geçeceğimize inanıyorum.
Oraya yenmek için gideceğiz. İnşallah yeneceğiz. Birinci olarak UEFA Kupası'na katılmak istiyoruz yani. Evet, futbola şimdilik ara veriyoruz ve basketbol. Basketbol milli takımımızı Atina'daki Avrupa Şampiyonası'nda zorlu bir sınav bekliyor. Yine de dişimize göre takımların bulunduğu grubumuzdan çıkma ihtimalimiz yüksek. Yeter ki Bulgaristan maçının ikinci yarısındaki oyununu devam ettirelim. Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını son saniyelerde Bulgaristan karşısında alınan galibiyetle yakalayan basketbol milli takımımız yurda döndü. Bulgaristan karşısında maçın büyük bir kısmını yenik oynayan millilerimiz ikinci yarının sonlarına doğru Levent ve Harun'un sayıları ile farkı kapadılar. Ömer'in hücumda ve savunmadaki süper performansıyla maçın son saniyelerinde öne geçen millilerimiz Bulgaristan'ı evinde 79-77 mağlup ederek 21 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını elde ettiler. Yunanistan'da Türk milli takımının bulunduğu grupta Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Slovenya ve Rusya bulunuyor. Millilerimiz Yunanistan'da ilk karşılaşmasını İspanya ile yapacak. Zorlu bir engeli aştınız ve Avrupa Şampiyonası kapısını da araladınız. Geçen Avrupa Şampiyonası'na katıldık, bu sene de katılıyoruz. Yunanistan'da oynayacağız Avrupa Şampiyonası'nı. Takımın başarılı olacağına inanıyorum. Bütün takım çok keyifli. Takımın durumu da çok iyi. Kapasitesi çok fazla. Bazen aksasa da kapasite olarak fazla. Her zaman her şeyi yapabilecek bir takım. Orada da işte Bulgaristan'daki ikinci yarıdaki oyunumuzu tutturursak çok şeyler olabilir inşallah. Yükseklere çıkacağız. Yunanistan'da Türk milli takımının şansı nedir? Bulunduğumuz grup gerçekten çok zor bir grup. İspanya, Rusya, Hırvatistan, Fransa gibi çok güçlü takımlar var. Bütün amacımız burada kendi grubumuzda ilk dörde kalırsak Avrupa Şampiyonası'nda ilk sekizde bir Türk milli takımı ile karşılaşabiliriz. Bence çok büyük başarı olur. Eleme grubunu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi hemen finaller var. Türk basketbolu için orada da başarılı olmak istiyoruz. İnşallah olacağız. Biz size bir şarkı armağan etmek istiyoruz Depar'dan. Düşündüğün bir parça var mı? İzel'den Hasretim. Hasretim. Peki, tüm Depar'cılara. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi Doğan Hakyemez'e dönüyoruz. Az sonra Lütfü'nün isteği Hasreti hep birlikte izleyeceğiz. Doğan, Hırvatistan, Rusya, İspanya, Fransa, Finlandiya, Slovenya ve Türkiye. İlk dört amacımız. Benim gördüğüm kadarıyla Finlandiya ve Slovenya zaten iyi bir günümüzde, çok iyi olmasına gerek yok. İyi bir günümüzde olduğumuzda yenebileceğimiz takımlar. İspanya ve Fransa çok iyi oynadığımız bir günde yenebileceğimiz takımlar. Hırvatistan'a pek ihtimal vermiyorum. Rusya takımıyla ilgili de fazla bilgim yok. Siz neler düşünüyorsunuz? Biz de sizin düşündüğünüz gibi düşünüyoruz. Yani Hırvatistan maçı kayıp maç olarak görüyorum. Beyaz Rusya'yı belki diyorum. Slovenya ve Finlandiya'yı yeneceğimizi ümit ediyorum. Fransa ve İspanya'dan birini yenebilirsek zaten ikisini yenebilirsek zaten süper olur. O zaman üçüncü olarak gidersiniz. Evet, üçüncü olarak gireriz ki derece arttırırız orada. O zaman karşı gruptan gelen ikinci takımla oynarsınız. Birinci takımla değil. Değil. Onun için büyük avantaj olur. Ben çok iyi bir derece alacağımıza inanıyorum. Çünkü çok iyi bir havadayız. Şimdi Yunanistan'da oynanacak maçlar. Yunanlar da bize güzel bir sürpriz yapmış. Maçlarımızın çoğunu sabah 9.30'a koymuşlar. Şimdi o bir avantaj, ama bir dezavantaj evet. Gibi gözüküyor. Çünkü bu Bulgaristan'da da yaşadığımız bir olay var. Bulgar seyircisinden çok Yunanlı ve Sırp seyirciler vardı. Çok kötü tezahüratlar vardı. Şimdi burada daha fenası olabilir. Çünkü burası Yunanistan. Yunanistan maçının öncesine gelse o maçlar daha tehlikeli olabilirdi. Sabah 9.30'da Yunan seyircisinin ben oralara geleceğini tahmin etmiyorum. Bir kere seyirci açısından rahatız ama öbür tarafa baktığınızda oyuncuların alışık olmadığı bir saat. Akşam 8'de yatacaklar. Sabah 6.30'da kalkıp bir banyo, kahvaltı ve maçı hazırlama biraz zor olacak ama önümüzdeki hafta kampa girdiğimiz zaman 15'inde öyle bir program uygulayacağız gidene kadar. Ne diyorsun? Kimi favori görüyorsun? Bizim hedefimiz ne? 4 ile 8 arası mı? Ben orada Hırvatistan, Sırbistan bekliyorum. Yeni Yugoslavya. Peki Yunanistan'a fazla şans vermiyor musun? Vermiyorum. Yani ikisini yani Yunanistan'da oynaması büyük bir avantaj ama ben Hırvatlarla Sırpları orada çok daha avantajlı görüyorum. Bizi nerede görüyorsun? İlk 8'in içinde görmek istiyorum.
4 ile 8 arası. Arasında bir yerde görmek istiyorum. Başarabiliriz de. Çok yetenekli. Levent'in de söylediği gibi çok yetenekli, çok potansiyelli bir kadromuz var. Eğer sakatlık olmazsa, çünkü arka arkaya oynayacak maçta. Bir de sezonu verdiği bir yorgunluk var. Ki sakatlar başladı biliyorsunuz. Volkan Ayar'ın bizimle var. Hem savunmadaki üstün başarısı, hem dünyadaki önemli katkıları onun Türk basketbol severlerinin gönlünde tat kurmasına neden oldu. O Efes Pilsenli Volkan'dı. Ama bir ay önce Fenerbahçe'ye transfer oldu ve evet diyerek imza attı. Fenerbahçe ile anlaşması Sarı Lacivertli camiayı sevince boğdu. Sarı Lacivertli camiada hedefler büyüdü. Ama bu hafta içerisinde Efes Pilsenli Volkan olarak gün yapan Volkan Aydın yuvaya döndü. Ancak işler o kadar kolay gözükmüyordu. Haklı olarak 1907 Fenerbahçe derneğe son derece kızgındı. Kendi hür iradesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü ile 2 senelik bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya ek olarak bir transfer ücretleri aldı. Bununla ilgili makbuzlar imzaladı verdi ve resmi federasyon mukavelesi imzaladı. Noterden tasdikli resmi federasyon mukavelesi imzaladı. Bundan sonra da milyonlarca insanın gözü önünde Fenerbahçe formasıyla bir basın toplantısı yapıldı ve Volkan burada da yine Fenerbahçe'de oynama isteğini beyan etti milyonlarca insana. Arkasından Fenerbahçe bir dinlenmek için gitti ve sonra telefon açtı. Biraz sıkıştırılınca işte benim vicdani olarak Efes Pilsen'e geri dönmem gerektiğine inanıyorum falan gibi bir takım laflar etti ve ortadan kayboldu. Sporda da birinci gelmesi gereken şey, en önemli konu ahlaktır. Hukuki olarak dediğim gibi Volkan'ın bizden şu anda geçerli, noterden tasdikli 2 senelik mukavelesi var. Bunun için federasyona başvurduk. Federasyon başkanıyla dün konuştuk ve federasyon başkanı Sayın Demirer federasyona mukaveleyle başvurmamızı tavsiye etti. Bunun üzerine federasyona mukaveleyle başvurduk. Volkan'ın maksimum cezayı alabilmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü ve 1907 Derneği olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonraki gelişmeler basketbol camiasında merakla bekleniyor. Volkan Aydın gibi bir oyuncunun Türk basketbolundan bir sene bile ayrı kalması hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu ortamda herkesin mutlu olması gerçekten zor ama dileğimiz Türk basketboluna fazla zarar vermeden bu işin tatlıya bağlanması. Son yıllarda büyük gelişme görülen Türk basketbolunda artık oyuncularımızın profesyonel menajerler tarafından temsil edilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yoksa bu Volkan olayı ne ilk ne de son olur. Evet, işte Volkan olayı, profesyonel menajerlik artık bizim oyuncuların da buna ihtiyacı var. Rakamlar çok büyüdü. Kesin kez var. Ve hep araya dostluk giriyor. Bazen bir tarafı kıramıyor, öbür tarafı kıramıyor ve sonunda sorunlar çıkıyor. Ve bu sene sadece Volkan olayı değil, Darüşşafakalı Zaza da 2-3 yerde imza atmış. Geçen sene Hakan attı biliyorsun. Geçen sene Hakan hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da. Federasyonun bence bu menajerliğini, yani takımdan ziyade oyuncu menajerliğine de ağırlık vermesi gerekiyor. Evet, bir girişimde bulunması lazım. Çünkü hakikaten bu sorunlar gitgide büyüyebilir. Evet, belki de hiçbir basketbol severin aklına gelmeyecek bir olay bu hafta gerçekleşti. Doğan Hakyemez ve Ülker Spor'un yolları ayrıldı. 2 yılda Ülker Spor'u yoktan var ederek Türkiye Basketbol Ligi'nin en flaş ekiplerinden biri haline getiren menajer Doğan Hakyemez görevinden istifa etti. Ülker Spor'un bu yılki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan Hakyemez, istifasına gerekçe olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan basketbol milli takımıyla daha çok ilgilenmesinin gerekliliğini gösterdi. Hakyemez sözlerine şöyle devam etti. Maalesef idari mekanizmayla kulübün ileriki hedefleri konusunda prensiplerde anlaşmazlık çıktı. Tabii ki biz olayı bir yıllık, iki yıllık görmüyorduk, 5-6 yıllık görüyorduk ama bu prensipler ve hedeflerdeki anlaşmazlık benim istifama neden oldu. Hedeflere ulaşmak için bazı transferler gerekiyordu, bilhassa yabancılarda. Artı oyuncuların 2 yıllık mukavelelerinde bazı parasal sorunlar vardı. O konularda bir türlü anlaşma sağlayamadım. Benimle aynı görüşe gelemediler. Sporcunun rahat ortamda oynamasını sağlayamadığın zaman başarının geleceğine inanmıyorum. Artı şampiyon kulüplerde iyi Amerikalıların, yabancıların bulunmadığı bir ortamda Final Four zaten çok zor. Onu da göremiyorum. Bu durumda hedefleri körü körüne zorlamanın bir anlamı olmayacağına inandım.
Türk basketboluna profesyonel menajerlik kavramını getiren ve Türk basketboluna son yıllarda damgasını vuran Akyemez'in şu anki düşünceleri ne olursa olsun sezon yaklaştıkça takımlarımızdan birinin Akyemez'e görev vereceği apaçık ortada. Gitme doğru. Evet, Doğan Akyemez. Bu açıklamaları istifa ettiğin gün Show TV'ye ve depara yapmıştın. Yalnız daha sonraki günlerde basında çıkan bazı yazılar bunların gerçek nedenler olmadığına değindi. Onların hiçbiri gerçek değil yani. Bunlar mıydı gerçek sebepler? Şimdi esas gerçek sebepleri ben de sonra öğrenmeye başladım. Yani ilk anda ben de bilemezdim. Çünkü yani olacak şey değil. Daha herhalde spor tarihinde yok. Şampiyon olmuş takımın menajeri istifa ediyor ve o istifası anında kabul ediliyor. Şimdi biz biliyorsun 2 sene önce bu göreve geldik ve yoktan var bir takım var ettik. İlk senesinde final oynadık, ikinci senesinde şampiyon olma başarısını gösterdik. Altyapıda da başarılı sonuçlarımız var. Miniklerde Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu, miniklerde Küçükler Türkiye Şampiyonluğu, Yıldızlar'da final oynadı Efes Pilsen'le. Biz 5-6 senelik bir program yapmışken maalesef bizim bilmediğimiz bazı olaylar cereyan etmiş. Nedir yani, bu olaylar peki? İzmir'de Türkiye Kupası'nı kaybettiğimiz günden itibaren Mavi Ciğiz Ortaköy'ü kaybettiğinden itibaren bizim yerimize bir menajer, bir antrenör, bir idareci koyma girişimleri olmuş ki biz bunları duymadık. Duymak da istemezdim zaten. Bu durumda ben Bulgaristan'a ve İtalya'ya kamptan sonra geldiğimde biraz öğrenebildim. İstifa ettikten sonra daha beterini öğrendim. Çok üzüldüm. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi. Çünkü böyle bir şeyi hak edecek bir davranışta da bulunduğumuzu zannetmiyorum. Olsa zaten gazeteler bangır bangır yazar. Ama biz bunları unutmak istiyoruz. Ben unutmak istiyorum. Çünkü 2 senelik verdiğimiz bir yemek var ve de onun karşılığında gelen bir başarı var. Bu başarıyı kimse küçümsetemez. Kulüpte kırgınlık var mı? Kulübede şöyle kırgınlık var Murat. Ben uzun dönem için geldim. Planlarımı ona göre yaptım. İşte dükkanımı biliyorsun Ülker yaptım bir haneyi. Evimi taşıdım. 5 senelik bir program yapmıştım. Bu programın içinde biliyorsun Ali Şen başkan olduğu zaman Fenerbahçe kulübüne bana Fenerbahçe'nin başına geçer misin demişti. Ben de kendisine Ülker Spor'la uzun bir anlaşmam olduğunu, hatta ömür boyu bir anlaşma, kendileri ömür boyu demişlerdi, bir anlaşmam olduğunu, 1907 ile arasının iyi olmasını istediğimi, Fenerbahçe'de iyi bir hizmet verdiğimi, onların da iyi bir takım olmasını istediğimi söyleyip aradan çekilmiştim. Onlar da 1907 ile iyi ilişkiler içine girip hakikaten iyi bir derece yaptılar, final oynadılar. Biz o olanağı da kesmiştik kendimize. Böyle bir durum tabii üzüyor insanı. Benim tek üzüntüm o 2 sene boyunca sahada ter döken arkadaşlarından ayrılmam oldu. Çetin Yılmaz'la bir kırgınlık var mı? Çünkü 7-8 senedir berabersiniz. Bir tanesi Fenerbahçe'de, bir tanesi de Ülker Spor'da olmak üzere beraber iki şampiyonluk yaşadınız. Şimdi tabii Murat'cığım, siz istifa ettiniz. Biliyorsun ki öyle bir dönem ki bu. Herkes antrenörün menajerini almış. Tabii büyük fedakarlıklar yapılması gerekirdi. Benimle birlikte ayrılmak için. Ama maddi sorunlar, maddi olanaklar, herkesin ailesi var, hedefleri var. Ben zaten onlardan bunu istemedim yani. Yapsalar da istemedim. Kalmalarını önerdim. Çünkü bir de bunun arkasına spekülasyonlar çıkacaktı. Ben şahsen tek başıma mücadeleme devam edeceğim. Menajerlik yapmama diye bir şey söz konusu değil. Biliyorsun şimdi. Sen ona Türk basketbolu izin vermez. Şimdi ben bütün gücümle şu milli takımı iyi bir dereceye yapabilirsek yapalım. Oradan da istifa ediyorum. Onu da duydum. Sonra herhalde bir takımda menajerlik yapacak. Evet, bir takımda menajerlik yapacağım. O milli takımdan dönüşünde açıklanacak. Bir takım var mı şu anda? Onu burada söylemek istemiyorum. Var. Var. Peki. Takımın ismini sormayalım. Zor durumda bırakmayalım. Evet, size başarılar diliyoruz. Ülker Spor'a da başarılar tabii diliyoruz. Tabii kesinlikle ben şurada şunu ifade etmek isterim. 2 sene zarfında
bana maddi ve manevi destek veren Ülkerspor'a teşekkür ediyorum yöneticilerine. Bundan sonra da başarılar diliyorum. Ama artık evet, yollarımız ayrıldı. Böyle güzel bir insanı kaybetmiş Ülkerspor. Evet, belki de günün yorumu. Evet sevgili defacılar, Formula 1'de heyecan Montreal'da devam ediyor. Zorlu Montreal Grand Prix'sinde final mücadelesi için geri sayım başladı. Dün seeding turlarıyla başlayan mücadelede pilotlar startta iyi bir yer alabilmek için büyük performans sergiliyorlar. Bugün de devam edecek seeding turlarından sonra final etabıyla 6. ayak Montreal Grand Prix'si tamamlanacak. 17. ayaktan oluşan Formula 1 mücadelesinde 6. ayak olan Montreal 4430 metrelik bir pist. Pilotlar bu pistte tam 69 tur atacaklar. Pistin en önemli özelliği arabaların fren ve motor performansının aşırı zorlanması. Düzlükler sonunda belirten sert virajlar Montreal yarışını bir motor ve frenaj yarışına çevirmekte. Pilotların aşırı bir performans gösterdiği Montreal'de ekiplere de büyük iş düşmekte. Ekipler özellikle lastik seçimi ve değişiminde çok dikkatli olmalı. Montreal mücadelesinden önce sürücüler ve markalar şampiyonasında son durum şöyle. Sürücüler şampiyonasında 24 puanla Schumacher lider durumda. İkinci sırada Hill var puanı 29 ve üçüncü sırada 17 puanla Berger var. Sürücüler şampiyonasında durum böyleyken markalar şampiyonasında Benetton Renault 36 puanla ilk sırada. İkinci sırada Williams Renault var puanı 32 ve üçüncü sırada Ferrari var puanı 31. Bu büyük mücadele kaçmaz. Evet sevgili seyirciler, dev pilotların bu heyecanına sizler de ortak olmak istiyorsanız saat 22.30'da pazar günü Cine 5'te olun. Evet, şimdi de tenis. Roland Garros'da bugün ve yarın final günleri. Enka tenis kortlarında ise veteranların mücadelesi vardı. 8. Uluslararası Veteran Tenisçiler Birliği tenis turnuvası 4 Haziran pazar günü yapılan final karşılaşmalarıyla son buldu. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda tek bayanlarda Romanya'dan Popescu ve Brandavul ilk 2 sırayı alırken görüntülerini izlediğiniz tek erkeklerde Romanya'dan Ovida Pavel birinciliği, Türk ekibinden Seyfi Soysal ikinciliği aldı. Çiftler mücadelesinde ise Ovida Pavel Roka Kasaplıoğlu çifti ilk 2 sırayı alırken ikinciliği Necati Aydın Cem İncesulu aldı. Bir hafta boyunca kortlarda terleyen sporcular Enka havuz başında düzenlenen kokteylde ödüllerini alırken Fatih Arkoç'un 2 saat süren konseriyle de coştular. Evet, spor dünyamızın kaynağı okullar yaz tatiline giriyor. Öğrenciler yıl boyu dersler kadar spor alanlarında da sevindiler, üzüldüler. İstek Vakfı'nda dünkü heyecan karne heyecanı değildi. Spora verdiği önemle kısa zamanda büyük başarılar kazanan İstek Vakfı Belde Lisesi öğrencileri dün yapılan bir törenle bir yılın emeği olan ödüllerini aldılar. Yıl sonundaki yorgunluğa rağmen armağanlarını alan öğrencilerin yüzlerindeki gurur açıkça gözleniyordu. Belde Lisesi'nin spora verdiği önemle başarılarında büyük pay sahibi olan okul müdürü Turgut Şahin, sporun gençler için önemini vurguladı. Spor yapmayan bir insanın başarılı olacağına ben inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Spor hayatı bir parçası. Ve gerçekten Belde Lisesi'nin spor geçmişi çok güzel, başarılarla dolu. Tüm sosyal faaliyetlerin yoğun olarak yaşandığı okulda sporda kazanılan başarılar öğrencilerin gurur kaynağı. Belde Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Vahit Zorlu öğrencilere sağlanan bu tür imkanların Türk sporunu ileri götüreceğini ifade etti. Çocuklarımız bu tip motivasyonlarla inanıyorum daha çok kupalar getireceğiz, daha çok kupalar alacağız. Ben bir de şuna inanıyorum. Türk çocuğu bu yaş gruplarında alınan dereceler ortaokul ve lise bazında ve yaklaşık 4 kez katıldığımız şampiyonalarda hepsinde madalya ve kupayla geldik. Dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa şampiyonluğumuz var. Bu da küçükteki çocuklara kaliteli antrenörlerin hizmet ettiği takdirde Avrupa'dan hiçbir zaman geri olmadığımızı hatta ileri olduğumuzu okul bazında ispat ettik ve sanırım milli takımlar bazında da hala ispat ediyoruz ve sanırım bu gitgide artacaktır. Dünyanın her şeyde lideri Amerika Birleşik Devletleri. Clinton sabah ve akşam olmak üzere birer saat spor yapıyor. Yani en üst düzeydeki kişi spor yapıyor. En altta da fazlasıyla bu yansıyor. Bizim ülkemizde son yıllarda büyüklerimizin spora verdiği destek, salonlarla, atletizm pistleriyle, her şeyleriyle bu sanırım buna bağlıyorum. Bu destek sürdüğü müddetçe Türk çocuğu her alanda da en iyisini yapacaktır.
Evet sevgili deparcılar, programın sonuna yaklaşıyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarda mücadele devam ediyor. Hafta içinde oynanan maçlardan bir demet sunuyoruz. İkinci grupta Makedonya-Belçika mücadelesi ve deplasmanda Belçika oyuna tamamen hakim. İşte Makedonya kalecisinin yaptığı hata kale ağzında Gruyen tamamlıyor. 14. dakikada Belçika 1-0 öne geçiyor. Belçika grup ikinciliği savaşı veriyor. Bu grupta 6 takım mücadele ediyor. Bu kafa vuruşu ünlü Şifo'dan 18. dakika, durum 2-0. İspanya 19 puanla bu grupta liderliğini sürdürüyor. Shapens bir ver kaç kaleciyle karşı karşıya ve çok rahat bir pozisyonda 3. golünü atıyor Belçika'nın. Makedon takımı tamamen siliniyor. Yine Belçika hata. Versavel 43. dakika. İlk yarının bitmesine 2 dakika var ve 4-0 oluyor karşılaşma. Ve ikinci yarı. Ara pası 58. dakikaya geliyoruz. Ortaya çevrilen topla buluşan Şifo ve Makedonya 0, Belçika 5. İspanya-Ermenistan mücadelesi ve karar penaltı. Grup lideri İspanya kendi evinde. Ermenistan'ın ikincilik şansı çok az ve kırmızı kart. Topun başına Hierro geliyor. İspanya'yı 1-0 öne geçiren golü atıyor. Maç da böyle bitiyor. Romanya-İsrail mücadelesi. Zorlu bir mücadele ve Romanya hata. Lacatouche. Lacatouche vuruyor. Kaleciye rağmen top filelere gidiyor. Romanya 1-0 öne geçiyor. İsrail, Polonya ve Fransa bu grupta ikincilik için müthiş bir mücadele veriyorlar. Şimdi İsrail atakta ikinci yarı ve durum 1-1 oluyor. Evet, grup lideri Romanya karşısında İsrail beraberliği yakalıyor. Romanya hata faulle kesiliyor. Bir frikik kullanacak Romenler ve bu golle 3 puan alıyor Romanya, 2-1 kazanarak karşılaşmayı. Evet sevgili deparcılar, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Grubumuzda yarın İzlanda-Macaristan maçı var ve bu maç bizim açımızdan da büyük önem taşıyor. Evet, programın sonuna geldik. Doğan Hakyemez, sizlere başarılar diliyoruz. Çok sağ ol. Takımı İnşallah. Açıklamıyorsunuz ama en azından milli takımdaki göreviniz bittiğinde de basketboldan kopmadığınız için ben bir basketbol sever olarak çok mutluyum. Teşekkürler. İyi şanslar, iyi başarılar. Ceylan, sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi programın sonunda sizin çok güzel bir defilenizden görüntüler ekrana gelecek. Size de mankenlik hayatınızda, sunuculuk hayatınızda, foto modellik hayatınızda başka bir şey unutuyor muyum? Hayır. Menajeriniz var mı? Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili deparcılar, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar deparda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler.